İnşallah kürsüye alacağız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Programımız Sultanahmet Camii'miz, emekli baş imamı, muhterem hocamız, Ebullah Dibol hocamız sohbeti ve inşallah bu günün önemini anlatacak mükemmel bir sohbetle inşallah devam ediyor. Şimdi öyle bir kelime kullandım ki mükemmel. Sen şimdi bunun altından kalma. Söyledin ama söyleyelim hoş. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru du'vana enilhamdülillah Rabbil Alemin. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. صدق رسول الله ونطق حبيب الله بما قال، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Yüz yıl önce Çanakkale'de ehli küfrün o günkü temsilcileri, ki bugün de aynı küfrün temsilcileri yine bizim karşımızda, İslam'ın karşısında, Kur'an'ın karşısında, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile Allah-u Zülcelal'in bize lütfettiği nurun, imanın karşısında yine yek vücud, adeta tek vücud. Az önce okuduğum Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesinde anlatılanın, Kur'an-ı Hakim'de tarif edileni, o günkü temsilcileri, ehli küfür dediğimiz zaman biz kimseyi itham etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim en doğru teşhisi yapar, en doğru haberi verir. Mevlamız ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Peki kafirler? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler de, tüm kafirler. Fiil çoğul. اَلَّذ۪ينَ O da çoğul, keferu o da çoğul. Küfredenler, ikisi bir arada olunca küfredenler. Hangi dava uğrunda savaşırlar? Tağut. Tağut ne demek? Kur'an-ı Kerim tağut kelimesini bazen şeytan için kullanır. Bazen Firavun, Nemrut kelimeleriyle anlatılan zorba, zalim kafirler için bunlar. Hepsinin ana özelliği nedir? Şeytan asıl görevi, işlevi nedir? İnsanları Allah'ın yolundan çevirmek. Kur'an ona tavsiye ediyor. Diğer kafirlerin görevi nedir? Onlar da insanları Allah'ın dininden çevirmek için savaşırlar. Zemin değişse de, zaman değişse de bu hakikat değişmez. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirler birbirinin dostudurlar, yardımcılarıdırlar, destekçileridirler. Çanakkale'ye Fransızların, en başta İngilizlerin öncülüğünde ve tam bir sahtekarlık içinde, zaten onlardan başka türlüsü de beklenemez. Her zaman aldatan, her zaman kandıran, her zaman göz boyayan yapı şeytanın yapısıdır. Öyle değil mi?
Adem'in cennetten çıkmasını sağlamak için hangi oyunları, hangi cazip teklifleri yapmıştır Kur'an bize anlatıyor. İşte onun yolunu seçenler de aynı aldatıcılık içindedir. Tasavvur edin Çanakkale'ye, o günkü dünya, bugünkü dünya gibi iletişimi gelişmiş değil. En uzak yerdeki olayı kısa zamanda haber bültenlerinde, televizyonlarında görüyorsunuz. İletişim imkanımız çok. Telefonlarımız, internet ve emsali şey. Bugün böyle bir şey yok. Müslümanlara demişler ki, hilafet tehlikelidir. Dolayısıyla hilafeti kurtarmak adına şimdi biz gideceğiz, savaşacaksınız bizimle beraber. Hani itilaf devletleri, ittifak hikayesi var ya. Onlar da gerçekten zannetmişler ki hilafet tehlikeli olduğu için bizi alıp götürüyorlar. Müslüman askerler, Hindistan'dan vesaireden getirilen askerler. Kime karşı savaşıyorlar bu ya? Hadi hilafetin düşmanlarına karşı. Kim onlar? Asıl onun lüzumuna inanan, İslam ümmetinin birliğini temin eden, hilafet için gerekirse can verecek olan müminler. Ama bilmiyorlar. Ne zaman ki ezan sesleri geliyor kulaklarına, cepheler, mevziler o kadar yakın ki 8 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre, 50 metre adam bir kağıda yazıyor yazıyı, taşa, taşı koyuyor içine, fırlatıyor, bizim cepheye düşüyor. Bir askerin eliyle fırlattığı taş. O taş niye fırlatılıyor? İçinde, yahu diyor ki siz ezan okuyorsunuz, Müslümansınız anladın, biz de Müslümanız. Bizi bu hainler aldattılar, biz Müslümanlara karşı savaşmayız dediler. İngiliz komutanı geriye döneni vurun talimatı. Vurun da olsa biz Müslümana karşı savaşırız. Çünkü aldatılmışlar. Bugün de aldatılan çok Müslüman var. Dünya üzerinde. Ve Müslüman, Müslümanın kanını akıtacak bir fitneye, bir zulme maalesef alet edilebiliyor. Bugün de bu manzarayı görüyoruz. Dünküler Çanakkale'de ezanları duydular, uyandılar. Ama bugün ezanları duyanlar birbirinin canını makas etmek için savaşıyorlar. Bu daha büyük bir fitne. Evet, Çanakkale'de 100 sene önce deniz yolundan İstanbul'a gelecekler, payitaht düşecek. Belki bugün bizim varlığımız o gün sona erdirilmiş olacak. Şüheda yurdunu bir esaret yurduna çevirmek üzere o uçurları yapmışlar. Onların bu hali hiçbir zaman değişmez. Bunu en iyi kim bilir? Kim bilir? Allah bilir. Bildiği için de bütün müminlere hangi vazifeyi verdi? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّهِ O Allah'ın düşmanlarına karşı elinizden geldiğince, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Ayet-i Kerim. İyi yetiştirilmiş, terbiye edilmiş, her zaman işe yarayan atlar. Her zaman tank da olsa, zırhlı araç da olsa onlar her zaman tankı gidemediği yere gidebilecek bir kabiliyeti. Turhi
يَسْتَجِبُونَ بِهِ حَبِبَ اللّٰهِ وَعَلُمَنْ Niçin kuvvet hazırlayın? Allah'ın düşmanlarını imha etmek için demiyor bakın. Gerekirse imha edilecek ama ana hedef bu değil ya. Çünkü Allah'ın dini insanları yok etmeye gelmiyor. İnsanları kurtarmaya geliyor. Neden kurtarmaya geliyor? Küfürden, zulümden. Onun için diyor ki tuhibune bihi. O kuvvetle korkutasınız diye kimi? Habibullahi ve habibakum. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı. Allah'ın düşmanlarını siz de Allah'a inandığınız için size düşman olanları korkutasınız diye. Candırıcı olsun diye. Ve ahirine min dunihim la ta'lemûne. O gün Resulullah Efendimiz zamanında olanlardan ayrı olarak kim için? O Allah'ın düşmanları. Sadece o devirde yaşayanlar hayır. Ve ahirine min dunihim. Onlardan başka daha sonra gelecek düşmanlar. La ta'lemûnehum ki onları siz bilmezsiniz şu anda ama Allah'u ya'lem. Allah biliyor Çanakkale'ye hangi kafirler gelecek. Ne yapmak lazım? Ayet-i Kerim'de daima kuvvetli olmak lazım. Adam anladığı başka dil yok. Bu İngiliz o zamanki komutanlarından birisi kimdi? Mesul Churchill denilen bir kafir. Zehirli kimyevi madde kullanılımına ne diyorlar şimdi? Suriye'deki zalim kullanıyor hani. Kimyasal, evet. O gün ellerinde olanı kullanın diyor. Ya bu insanlar sığar mı diye içlerinden bir başkası, bir alt kademedeki belki. Diyor ki ya bu insanlar sığar mı? Normal savaşın da bir hukuku var, bir ahlakı var. Diyor ki, onlar insan değil ki. Kim için diyor bunu? Allah'a iman etmiş bizim ecdadımız için. Onlar insan değil. Böylesine insanlık dışı, zihniyete, düşünceye sahip olanların temsil ettiği küfre karşı ecdadımız. Bir cephede değil mi zaten? Kaç cephede savaşıyor? Kaç cephede? Ayakta durmak için elimizden geldiğini yapın diyor. Ama o yetmeyecek. Bunu Allah'ımız bilmez mi bilir? Siz elinizden geleni hazırlayın. Allah'ın dini için kullanın. Allah'ın dinini ilan etmek üzere ben size vaat ediyorum, yardım edeceğim. Allah yardım ederse onun yardım ettiği malum olur mu? Ama onun yardımsız bıraktığı galip gelebilir mi? Gelemez. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder.